Günaydın. Sana da. Bu ne? Bunlar ne? Ha, mutfak ortak ama malzemeler benim. Sen de artık kendi tencere tavanı alırsın. Böylece karışmaz. Ha, bu arada tebrik ederim. Ne için? Vallahi ne yaptınız, ne ettiniz? Alttan girip, üstten girip annemin vicdanına dokundunuz. Kadın bütün mahalleliyle ortak olarak size düğün yapıyor. Ay ne oldu kız? Düğün mü? Heyecanlandım. İnanılmaz mutlu oldum. Ben buraları temizleyeyim. Ay yok yok. Mutfağımın hijyeni de benden sorulur. Ben hallederim. İyi madem. Ay babaanne vallahi haklıymışsın. Ya bu nasıl bir uyandırma şekli ya? Bittik oğlum, biz bittik, bittik. Yasemin, bana bilmediğin bir şey söyle, ne olur. Bilmediğin bir şey söyleyeyim. Beren abla bize düğün yapıyor. Ne? Ne düğün? Ne düğünü ya? Düğün nereden çıktı şimdi? Ulanacağız nasıl? Git şunu. Kadına nasıl vicdan yaptırdıysak, bütün mahalle toplanıp bize düğün yapacaklarmış. Hayır, eğer öyle bir düğün olacaksa benim Balıkesir'den annemi, babamı, yedi sülalemi çağırmam lazım. Nerede bu insanlar demezler mi ya? Ama belliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Makineli tüfek gibi yalan söylüyoruz. Belliydi bunların ayağımıza dolanacağı. Belliydi. Ah, bak, bunların hiçbiri benim aklıma gelmemişti Ateş. Oğlum nasıl sıyrılacağız biz bu işten? Bir dur be kadın be, bir dur. Eğer bu düğünü engelleyemezsek kalacak bir yerimiz olmayacak. Ne yapıyorsun ya? Buldum şampiyon, buldum. Ne buldun? Bu işten nasıl kılçıksız sıyrılacağımızı. Şimdi o kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Yasemin, O gözlerindeki anlamsız ve sorgulayan bakışları görebiliyorum. Anladın değil mi? Bak, sürekli gözlerin dolu olacak. Dolu dolu olacak, tamam? İyice sür, sür. İyice sür. Sür sür, bir şey olmaz. Ya Ateş, Ben böyle bir şey yalan malzemesi yapamam. Yapmayalım Ateş, ne olur. Bana bak şampiyon. Eğer bu düğün olayını atlatmak istiyorsan başka çaremiz yok. Anladın mı? O yüzden derhal kendine geliyorsun. Söylediklerimi asla unutmuyorsun. Ve en önemlisi bana güveniyorsun. Hadi. Hadi. Hıçkır. Aslan seni. Hadi gel. Hayır yani düğün haberini ben verecektim. Niye benden önce söyledin ki? Hiç anlamadım. Ay ne bileyim, öyle sabah sabah kız mutlu olsun dedim anne. Peki öyle olsun bakalım. Merhabalar. Yasemin, ay bir şey mi oldu? Ne bu halin? Sormayın, sormayın. Ne oldu ya? Hayırdır, söylesenize. Babam küçük bir kalp krizi geçirmiş. Ameliyata almışlar. Ay. Bütün terslikler de sizi buluyor be kızım. Dün akşam eve hırsız girdi. Bugün baban kalp krizi geçirdi. Peki yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında yapabileceğimiz bir şey değil de maalesef yapamayacağımız bir şey var Perihan abla. Yani biz gerçekten çok mutlu olduk. Çok çok teşekkür ederiz ama bu düğünü iptal etmemiz lazım. Yani Yasemin'in de benim de gerçekten bütün tadımız, keyfimiz kaçtı. Tamam canım, önce sağlık. Gidin. Yani arabayı verelim, Balıkesir'e gidin. Sen rallicisin zaten. Ha? İşte ben bunu da düşündüm ama...
sonra? Annem katiyen gitmemizi istemiyor. Babam takıntılı bir şekilde okulu bitirmemi istediği için istemiyorlar işte gitmemi. Ben dükkana gideyim. Çalışmak bana çok iyi geliyor. Git hayatım, git. İyice boşalt kafanı, rahatla. Dur kızım, dur. Ben de sen de geleyim de şu mantları atalım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet, bugün de bitti. Süheyla, sen hiç zahmet etme. Ben yukarı çıkacağım zaten, ben götürürüm. Ay, zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti? Ay, teşekkür ederim. Şöyle vereyim. Al, beni yalnız.